Hey sen. Evet, sen. Sen varsın diye bu kanal bugün 50 bin oldu. Şimdi zaman ne zamanı? 100 bin aboneye doğru emin adımlarla yürüme zamanı. Her 50 bin abonemden bir tanesi bir arkadaşına daha bu kanalı önerse ve onlar da abone olsa zaten otomatikman 100 bin abone olmuş oluyoruz. Bu kadar kolayken neden destek vermiyorsun? Haydi sen de abone ol ve arkadaşlarını abone olmaya davet et. Niye bu kadar stres yapıyorsun ki? Sinir ediyor beni abi. Hoşuma gitmeyen şeyler anladın Espri mı? yapıyor diye mi başkalarıyla? Ya espri değil bak şimdi. Ben... En son ne olmuştu lan? Tuna niye bu kadar sinirli başladı bugüne? Artı 18'e çıktı mı? Açık. Evlilik teklifini ettin. Hadi hayırlı olsun Burkican ya. Kabul etti inşallah. Hani böyle mutlu bir şekilde yazdığına göre. Kötü bir şey olmamıştır diye düşünüyorum. Özetimi yapayım unutanlar için. En son Emirhan Rabia kavgası olmuştu hayatımla konuşma mevzusundan. Sonra Emirhan hediye kolye falan almış çözülmüştü. Elif'le Furkan ödülden gelmişti. Yine sevgili olmamışlardı. Elif Furkan'a bozuktu biraz. EVTR yayınlanacaktı orada. Asuman da Ömür Hoca'ya sinirliydi. Kilo muhabbeti yaptı diye. Tamam. Tamam güzel. Gayet net bir özet. Senle bir laf dalaşındayım, tamam mı? Biz şakası şakayı kaldırabiliyoruz. Ama sen ona bir şey söylediğinde ben o şekilde karşılamam, anladın mı? Çünkü bir kıza söylüyorsun ve o benim meçim. O bunu algılayamıyor. Bana tutulmadı değil mi? Ben o Ya sana durama değil mi? tutulmadı. Onluk bir durum değil ya. Ben yani O hala esnesindeyim hala. şakasına yapıyor, şey yapıyor. Biliyorum ben de Zaten sen aynı. yanlış bir şey söylemedin. Ama oldu ki söyledin, anladın mı? Tutu aynen Ağzından doğru. çıktı. Ağzından çıktı. Ne olur senle ben bu sefer birbirimize gireriz. Yok oğlum, böyle geldi. Ben tersleşmem ki, manyak mısın senin yanında? Hayatta yapmam yani. O bir şey dese bile tamam Ama derim, geçerim. girmemesi lazım ama. Tamam der, geçerim ya. Benim yüzümden yaşamayın da aman ya. Sabah da geliyor. Aşkım 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 Ne aşkım. sana mı bir şey oldu? Ne diyecek Ne oğlum ne başka? dedi? Ya hoşuma gitmiyor dedim ama ben orada öyle konuştuğumda, anladın mı? Ben sürekli o Olay mıçmışlıktan hoşlanmıyorum dedim. Nerede sohbete girdi acaba ya? Kabul etti ama bana biraz anlaşmalı meç olduk gibi geliyor. Dayı aşk adasını biraz azaltmam gerek sanki. Burkican gözünü seveyim olur mu öyle şey ya? Biraz azalt sen. Sen ne diyorsun? Ondan Özge'nin sonra ilgisi. düzelmişti, yapmıyordu. Çok mu ilgileniyor? Ha. Yani Boğuyor değil mi? şöyle bir şey oldu. Tuna'ya doğru böyle. Tuna'nın yine klasik sıkılmalar gelmiş arkadaşlar. Tam öpecekti Tuna'dan böyle gitti. Gitmedim. Özge'yi çağır, konuş Konuştum problemlerini. zaten Ama dün itmen akşam. hoş değil dedim. Dün bir şeyden beni uyarmıştı. Evet, Bugün sen de yine çok aynı mutlu şeyi olmuşsun yapmışsa. kalayım. Evet. Demiştin ki ne kadar güzel uyardı beni Evet çıkmışım evet diye. sabah yine yapmışım aynı şeyi de ne yaptığımı anlamadım. Konuşmak istedim, şu an konuşurum. Biraz sakinleşsin, konuşursunuz Aynen. aşkım ya. Üstüne gidersen Tuna'yı Yok biliyorsun daha çok gitmiyorum zaten. sinirleniyor. 3 gün önce söyledim ona orada oturup. Dedim ki böyle konuşmalardan hoşlanmıyorum dedim. Hani Tamam millet hatırlıyorum içinde ben. gelip aşkım aşkım bir tanem Hatırlıyorum hani ben. bebek gibi yapma kendini dedim. Tamam belki içinde o his vardır. Arada zaten baş başa kaldığımızda onu istediğin kadar at dedim, şey yap. Ama sürekli sürekli de aşkım canım aşkım canım aşkım canım Bizi de rahatsız oluyorum, ifade anladın mı ediyor. bu Öyle durumdan bir ben? kız sen. Ama şey bir kız. Ama ben geçen gün öyle değildi. Tuna gayet mutluydu bu durumdan. Hatta şey falan diyordu. Ya sen ne kadar işte cilveli bir kızsın falan filan diyordu. Yani Ben içinde şey gitmeyeyim. Tamam olan ben bir zaten ona söyle. Cibo'yu çağırayım. Yazayım dur. Aşk adası başladı. Dedim, biraz Evet dedim ilgi kendini geliyor. düzelt O dedim ya. ona gitmiyor. Ona gitmiyor o işte. Böyle Evet. yapıyor. Ay çok acısın. İşte Yukarıda o benim yapıyor. hiç Yapma. isteyebileceğim bir tip değil, Yapalım anladın zaten mı? oturduğumuzda. Hayır bize de Ama bize yapıyor de ama. yapıyor. Evet. Hayır bize de yapıyor ama şeyi bu yani kızın. Tarzı bu. Tarzı bu aynen. Değiştiremezsin ki benim arkadaşım işte o. Sevgilisine bile alıştırmıştı artık. Ay benimle hiç ilgilenmiyorsun. O da yapıyordu artık. Ay aşkım ben seninle nasıl ilgilenmem diye. İşte Nefret benim ediyordu öyle olduğumu artık. işte Sesi dedim. de mıcı mıcı Çıkarırım çarpacaktım suratını elimin tersiyle. Ama bazı Her şeyler yerde çok yakışıyor yapıyorlar. kanka. Ay hayır ya adam kaç Abi yaşında adama öğretiyorlar aşırı her itici şeyi. ya. Gel güzelim gidelim bak kadar romantik belki mutlu gün. Tuna'nın kararı çoktan belli gibi de. Elimiz belki fantastik. Senle edebiliriz bu aşkımızı tasdik. Uzatmaya hiç gerek yok sanki aşkım lastik.
Yok, daha ayrılmadılar da. Yani bir uzaklaşma süreçleri başlamış gibi. Sofya beni yollayın diyor ya. Sofya beni yollayın diyor. Dün gece de gelmiş bana burada diyor ki bir yüksele hala hislerim bitmedi. Ağlıyor. Ağlıyor. Tamam, o yüzden sonra zaten bugün bana da dedi. Birkan benim kankam diyor. Sonra üstüne biri diyor ki Birkan'la olursak da hiç stratejik olur bu diyor. Ya o zaman niye gidiyorsun güneşe gidiyorsun diyorsun ki yüksele güneşe. Ya işte gidin, hadi atak yap falan yapıyor burada Yüksel'e. Ya. Güneş'e de diyor ki benim için sorun yok, gelirse sana kabul edebilirsin. Ya ne aşkım alaka? Sen bir kadınsın. Sen bir kadın olarak eski meçinin ve özellikle... Hayır, sen şimdi örnek verelim sana. Sen Tuna'ya şimdi böyle bir şey yapar mısın? Hoşlanıyorsun Tuna'dan. Yapar mısın? Tabii ki de. Sence bu doğru mu? Bana az önce yukarıda şey dedi. Yüksel hani başkasıyla göremem, çok üzülürüm. O yüzden gitmek istiyorum dedi. Kız kendisi gidiyor, aralarını yapmaya peki çalışıyor. Ne demek bu? Sahtekarlık işte, anladın mı? Ne anlatayım hayatım? Bu arada evet, Sofya'nın ben Yüksel'e dair söylemlerini hatırlıyorum. İşte şey falan diyordu. Ben hala Yüksel'e dair içimdeki hisleri yenmeye çalışıyorum falan filan diyordu. Eğer ki öyle bir duruma giriyorsa beni de şaşırtır. Mesela... Çünkü biz Sofya ile ilgili şey demiştik, Birkan'a yürüdüğünü falan düşünmüşlerdi bir ara. Demiştik ki yok be, adam Birkan'a gidiyor, Yüksel'i anlatıyor, olur mu öyle şey falan filan demiştik. Artık şey, nasıl bir rü gelsin isterdin sen? Nasıl biri gelsin? Çünkü gelecek kişiyi bekliyor gibi şu anki karakteri falan geçtim, karakteri falan geçtim böyle. Karizma olsun yeter bana. Karizma. Karizmatik olsun. Kendinin ne olduğunu bilsin. Yüksel'i çekiyor ya kamera derim. Ha, kendi farkında olsun. Evet. Özgüvenli. Evet. Aha. Kendinin ne olduğunu bilsin. Ben buyum desin. Ve yanına bir kadın aldığı zaman, ben ya da Güneş ya da Hande, hiç fark etmiyor. Onun da değerini bilsin. Yani bu. Ben bunu istiyorum sadece. Evet. Farkında olsun, anladın mı? Farkındalık istiyorum biraz. Sofya'nın eline ne oldu lan hakikaten? Şu aynaya vurup kırmış olsa ya, böyle saçma sapan bir Türk filmi sahnesi gibi. Farkındalık istiyorum. Ben göründüğüm gibi sert, dominant bir insan değilim. İlişkide ben çok özverili, çok ilgili, çok alakalı bir insanım. Bunu anlayıp buna göre davransın istiyorum. Sadece. Evet, sen mesela sert gözüküyordun geldiğinde. Evet, çok sert görünüyorum. Görüntü olarak öylesin. Ama değilim işte. Ben kedi gibi bir insanım. Aynen. Herkese sıcak olan bir ya. Kediyim ben. Yani. Bu normal bir şey ya. Herkese sıcak olunca işte şu oluyor. Dünkü olayım. Aşk o gibi bir kedi olabilirsin ama sen. Tam buradaki aşkı var ya. Evet, o olabilir. Canım sıkınca tırmalıyor. Efe, sen hiç telefon falan fırlattın mı sinirlenince? Yok ya, benim hiç öyle huylarım yok. Bir şey fırlatayım da, bir şey atayım da falan filan. Yüksel'e söyledik bunu dün gece yemek yerken. Burada Yüksel de dedi ki ben onu anlayabiliyorum. Kalbi kırılmış bir kadın görüyorum Sofya'da dedi. Evet, öyle söyledi. Acaba şey mi gözükmek istedi? Hani ben yine de hani herkesin iyiliğini düşünüyorum falan mı? On şey mi getirmek istedi? Aşkım, kendi iyiliğini düşünmeyen insan başkasının iyiliğini nasıl düşünebilir? Yani, ama ben yapamam şahsen. Karışmam yani. Yani sen bir kadın olarak mı? Ben bir kadın... Bu arada Rabia Hande birlikteliği... Rabia ile Elif uzaklaştıktan sonra iyice kök salmaya başladı. Yani bayağı bildiğin şu an Rabia'nın evde en yakın olduğu kişi kim desen net bir şekilde Hande derim. Ben yapamam. Benim yapamam şeyim yani. Farklı. Ben herkes de yapmam yani. Gebertirim onları. Ben yanına yaklaşmam, anladın mı? Tansiyonum düşürdü. Ben de yanına yaklaşmam. Hani hiçbir şey söyleme, gururunla otur daha iyi. Evet, anladın mı? Bazen hiçbir şey yapmamak bir şey çok yapmaktan büyük, daha iyidir. Bir köşeye yazın bunu. Tuna bir sıkıldı gibi. Aynen. Tamam. Diyorum ya, dedim ya. Kendi dedi burada zaten. Finale yaklaşınca diye diyorum, haberi bir böyle daralıyorsun. Daralıyorsun, bir şeyler oluyor. Tabii bugün ve yarın kanka şey gün. Tehlikeli mi? Tehlikeli gün. Sıkıntılı günlere girdik yani. Eğer bir erkek girerse içeriyse... Eleme geliyor değil mi? Yarı final oldu mu bu arada? Yoksa bu bölüm veya bir sonraki bölüm falan mı? Yarı final olmadı ya. Oldu mu? Ha, olmadı şey, tamam. Hatta biri elenecekti. Fragmanda görmüştük, şok olmuştuk falan filan, tamam. Sen onları gör şimdi sen. Fıtma'yla Yüksel'le... Bir kanı. Acaba kız mı gelecek? Şimdi onlar kız bekliyor ya, eğer bir erkek gelirse. Of.
Kızlar da erkek bekliyor. Sizin eteriniz. Olur yani bence. Hiç güzel bir aşk filmi gibi değil. Sevgililik yok, bir şey yok. Üzüm yedirdik birbirimize o. Bir izleyin bakayım da şu Furkan'ın yüzüne bir daha tüküreceğim şimdi. Bakalım Furkan nasıl sürpriz yapamamış. Aşkım yapmadı gerçekten. Cidden mi yoksa? Yemin ederim ya, hala sevgili değiliz yani. Hala. Yemin ederim sevgili değiliz yani. Bir aşkım değil. Böyle bir ödül tahmin ediyor musun? Aşkım dün çocuklar söz verdi. Ya ben kazanacağım dediğim için bana söz verdiler. Ödülü bana vereceklerdi. Çok teşekkür ediyorum Tuna ve Özge. İyi ki varlar. İnsanlar sana sorduğunda, bana sorduğunda işte sizden hareket ne? Bir anda böyle ödülü onlara vermiş olmasına rağmen Tuna'yla ve Özge'yle ilgili saçma sapan dedikodu yapmaya başlasan çok gülerim bu arada. Zaman gelecek dediklerinde sen şöyle bir cevap vermiştin. Daha bunun için erken olduğunu düşünüyoruz demiştin. Aslında kafamda güzel bir şeyler düşünüyorum. Güzel bir teklif yapmak istiyorum. Yok ama işte bunun zamanını bilmiyorum. Acaba birbirimizi daha tanıdık mı, tanımadık mı? Daha tanımalı mıyız? 2 ay içerisinde ne kadar tanıyacağını düşünüyorsun ki zaten. Önemli olan şey... Oha, 2 ay mı oldu lan eve geleli? Değil mi? Hani bu riski alabilmek. Yani tabii ki de risk hala almak ayrı mesele ama... Nasıl zorluyorum? Hani ben biraz daha vaktimizin olduğunu düşünüyorum. Yani çok uzun bir süre değil bu. Ama senin de benden emin olmanı istiyorum mesela. Ben şimdi şuna alışığım mesela böyle... İlişkide şımartılmaya, böyle sürekli o... Hani Yüksel'in bahsettiği bir şey var ya, heyecan. Evet, o heyecanı böyle dorukta tutmak, onu böyle yukarıda tutmak. Çünkü zaten adını koymasak da bir birlikteliğimiz var burada. Tamam. Birbirimizden eminliğimiz var, güveniyoruz. Tamam. Birbirimizin yanındayız, çok güzel vakit geçiriyoruz, çok eğleniyoruz beraber. Yeni biri gelse, kız veya erkek olsa eminim ne sende bir şüphe olacak, ne bende bir şüphe olacak. Zaten bu konuda birbirimizden eminiz. Eminiz diye de bir yerde kalalım, işte aynı raddede gidelim değil yani. Bu heyecanı hep böyle yukarıda, zirvede tutalım istiyorum. Tamam. Ben de hatta seni hatta ben bu akşam buna kaldırmak istiyorum. Tamam. Ben de seni çok güzel bir şekilde hala şaşırtmak bir şey istiyorum. Yok. Ben de buna kaldırmak istiyorum. Söz mü? Yok. Söz. Bugün benden bir teklif beklediğini biliyordum. Bunu yapmamamın bir sebebi vardı. Herkesin aynı anda seni ne kadar sevdiğini... Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Pardon. Bugün benden bir teklif beklediğini biliyordum. Bunu yapmamamın bir sebebi vardı. Herkesin aynı anda seni ne kadar sevdiğimi duymasını istedim. Seni seviyorum, sana sevgilim diyebilir miyim? Oldu şimdi. Ya, oldu. Dinlen beni ağzım. Vay, bu güzel hareketti var ya. Ben tahmin etmiştim bunu. Nasıl? Böylesi daha mı iyi oldu mesela? Bence orada söylese daha iyiydi ya. Ya bu kadar şeye uzatmaya gerek yoktu gibi geliyor bana mesela. Oh be! Kendimden sonra en çok sevdiğim birliktelik yani. Oh! Şükürler olsun. Bir dakika, bir dakika. Elif cevabını söylemedi ki kardeşim. Aa, harbiden. Biraz beklemen lazım kanka. Ben o zaman biraz düşüneyim. Gerekli bir şov mu? Allah Allah. Bilmiyorum. Bana sanki orada hazır yemek delerken etseydi de yine aynı mutluluk seviyesi olurdu gibi geldi. Sabah Tümer bayağıdır eve gelmediğine göre, Rabia nispeten yalnız kaldığına ve Emirhan'ı kaybetmeye başladığına göre ve Tuna uzun süredir beraber olduğu Meçin'den soğumaya başladığına göre ve tüm bunlara ek olarak Güneş adada diğer kızlara nazaran daha az dikkat çektiğine göre adaya yeni gelecek yarışmacı bir kız olacak. Analizim böylesi diyelim.
böyle ufak tartışmalar, bir şeyler burada insan hemen şey yapıyor, soğutuveriyor hemen. Tuna'nın bir de Neren biliyor musun? Sürekli yüzde, sonra evet. Tartışmadan sonra sürekli onu görüyorsun evet. Ve yaptığı her hareket batmaya başlıyor. Evet, dışarıda olsa uzaklaşırsın, bir iki gün görmezsin. Ya bu düzelirsin, oraya da versin. Hepinizin fazlası. Ama burada bile değişim. Sürekli yan yana olduğun için ne unutuluyor, ne evet. Sindiriliyor, ne hazmediliyor olmuyor yani. Bak yanlış kelime kullanıp seni bilmek istemiyorum ama bak sana zamanlı bir söyledim. Bir, ben mıç mıçlıktan hiç hoşlanmıyorum. İki... O sırada durulan mesafe. Ama bak sana zamanlı bir söyledim. Bir, ben mıç mıçlıktan hiç hoşlanmıyorum. İki, bir insanla tartışırken senin araya girmen, en azından bu erkekse, hatta kadınla bile girmeni istemiyorum da erkekse hiç girmeni istemiyorum, anladın mı? Hoş değil. Ben onun tartışma olduğunu anlamadım. Tartışma değil zaten. Şakalaşma da olsa yani birbirimize laf atıyoruz değil mi karşıdan karşıya? Sana burada kilolusun dedi. 10 saat trip attın. Oradaki çocuğun yüzüne gülüyorsun. Gelip bana niye o zaman gidiyorsun sana... moralin bozuldu. Aşkım. Orada niye tavrını koymuyorsun? Sonra ben ne yapayım gideyim adama boğazına yapışayım. Ben sana ne dedim aşkım? Bunu zaten yapma diye sana demedim mi? Tamam şakalaşma o zaman bir tanem. Şakalaşma. Ben aram kötü olsun istemiyorum ki. Ona kızdığımı da söyledim düzgünce. Tamam, ne yapayım sert şekilde mi söyleyeyim? Sen bana nasıl böyle der? Çünkü seninle kötü olmak istemiyorum. Bak Özge. Ben onunla... Ben duvarları olan bir adamım. Çakalaşıyorum ne bileyim. Yaşından vuruyorum. 45 var falan. Saçma sapan şeyler söylüyoruz. Sen oradan kalkıp ona yaşla alakalı bir şey dediğinde ya da ne bileyim bir şey attığında o da sana ne bileyim sıfır beden falan şaka yaptığında bu sefer ben yani daha çok zoruma gider, anladın mı? Yani bu sefer seni savunmaya geçerim, bu sefer sert kelime söylerim, o sert kelime söyler, sonra bağırıltıya döner, sonra küfre anladım. Döner. Tamam. İnşallah anlamışsındır. Bu kavganın gerçekten bununla alakası var mı? Yoksa gerçekten bununla alakası yok mu? Bir bölüm içinde Tuna'nın geri kalan tavrından anlarız. Şeyden bahsediyorlar tamam mı? Bavuldan. Dedim ki hani neyin kayboldu, ne oldu falan. Dedi ki işte bavulum, ayakkabılarım vardı. Şu an içi boş mu? Evet dedim. O zaman dedim hani kaldırmışlardı onu da sorarsın edersin. Yok işte kamera kayıtlarına baktıracağım, edeceğim. Hani bulamazsam. İki neresi gündür mi? Arıyorum. Ondan sonra kendi başına ayaklanıp gidecek hali yok. Ya da bizden birinin alıp götürecek hali yok dedim. Ondan sonra dedi ki ben burada herkesten her şeyi bekliyorum. Evet, talihsiz bir açıklama olmuş. Nasıl yani falan. Ondan sonra dedi ki mesela dedi şey dedi. Hande'nin bikinisini şey almış, Aslı alıp götürmüş ya. Dedim ki onun dedim bavulunu ben hazırladım, ben koydum yanlışlıkla onun eşyalarını bilmediğim için. Benim yüzümden hani gitti. Ondan sonra orada böyle yani ne demek istiyorsun, ne demeye çalışıyorsun dedim. Hani herkesten her şeyi bekliyorum, üzerine bunu örnek veriyorsun falan. Orada yan çizdi. Ama orada ne yapmak istediğini yani anlayabiliyoruz değil mi? Karetta karettalı stok görsele bayılıyorum ya. Açıklıyorum arkadaşlar. Ben her şeyi Furkan bana ispatlasın diye yapmıştım. İspatladı mı? İspatladı mı? Evet. Neyi ya? Neyi? Beni sevdiğin. İşte böyle küçük flört oyunları. Bak sevgililikteyken de şey ya. Oluyor. Ama karşılığı var ne bizim ki. Neyin? Olmasın bir tane ben olsun diye yapmadım. Yani ben. Bir oyun yaptım. Tamam bebeğim gel hadi artık tamam oyun yaptıysa ne yaptın bitti oyun. İnanmıyor hala. Oyun faslı bitti hadi gel. Bir dakika inanmıyor musun gerçekten? Tamam inanıyorum gel sen hadi gel.
Furkan ben ciddiyim. Tamam aşkım, Elif ben gelmiyor Anadolu. Nasıl... Of. Darlama seviyesi. Tabii şu an seni çünkü yaptın. Furkan bana ilk geldiğinde dediler ki bu çocuğu aşık edemezsin. Bu çocuk daldan dala atlar. Ben de dedim ki ben yaparım. Tamam aşkım hadi beni kıstırma artık. Kızdırma hadi gel. Ben gerçek olduğunu düşünmedim. Sonra ciddi tavırlarından dolayı bir şüpheye düştüm. Ama sonra ona karşı olan güvenimin kırılmaması için ben ona güvenmeye devam ettim. Zahmet oldu Furkan. Mutlu bir evlilik yapabilmek için aylık ne kadar gelir olması gerekiyor bir evde? Yani iki kişiye göre değişir. Bu yaşadığı eve, duruma, yere göre değişir ama en az... Bu sohbetin gidişatını çok merak ediyorum ya. 300 bin ben. Aylık. Evet. Ne? Evet. 300 bin aylık mı? Evet. Sen Türkiye'de yaşıyorsun Hande. Yani yıllık 3 milyon 600 bin TL. Evet. Bana sorma. Rabia'ya sorar mısın aynı soruyu? Hayatım 300 bin cevap vermek istedim. Aylık. Yani iyi para. Fazla değil mi? 100 bin dolar falan yani bana göre. Dolar. 100 bin dolar diyor. Ben yine dolar TL mı? Dedim. Emirhan kalk gidelim hadi kalk. Emirhan elendi. Yol vermedi. Yol vermedi. Yol vermedi. Aşkım ben diyorum ki iddiaya girdim ben. Neyden? Ha, yapar mı yapmaz mı? Evet. Sonra senin şu an iddiayı kazandım ve benim işim bitti yani. Tamam aşkım. Yani? Bu kadardı. Ne bu kadardı? Bu kadardı. İşimiz kadar kadar. Ne bu işte bu kadar. Ben kandırdım ya o da beni kandıracak. Ya baba yer mi gel sen de. Kandırmamı mı istiyorsun? O kadar mı güzel oynadım Özge. Ben? İyi çok bir güzel. Hayat tabii ki de yaşamak isterim. Aynen. Minimalize et biraz daha. Bana sormayın böyle sorular arkadaşlar. Ya, ben cevap veremem böyle şeylere. Gönül birliğinden bahsediyorum ben şu an. Neyden? Sevmişsin yani birini evleneceksin anladın mı? Yani istiyorsun gönül bunu. Birliğinde o olabilecek zaman... minimal rakamı söyle. Ya şununla idare ederiz. Ne kadar diyeyim? Ve o paraya senin aylık katkını da devam edebilirim. Onu biraz kritikti. Minimal. Ya şununla idare ederiz. Ne kadar diyeyim? Ve o paraya senin aylık katkını da söyle. Devam edebilirim. Benimle çok güzel dalga geçiyorsun. Bence, ay girdiği için de artık bence, hayır ben şuna şaşırıyorum. Artık bence ciddi ol ve doğruyu söyle. Benimle şu an dalga mı geçiyorsun? Hayır. Resmen kandırdın çocuğu yani. Söyledim yüzüne burada. Duymadınız mı? Nasıl yapabildin bunu peki? Basma ya. Neden? Neden yaptın? Ya arkadaşlar. İddia. Ya, iddia. A, tam da iddia yapmanın sebebi neden? Ne? Çünkü geldiğinde herkes dedi ki ooo bu çocuk burayı böyle tozu dumanına çevirir işte herkesi birbirine karıştırır falan. Bu muydu yani senin? Ben de duygularla dedim ki, bu kadar kolay oynayabiliyor musun? Ben de o anda dedim ki, çünkü kendime güveniyorum bu konuda. Ben de dedim ki hayır, ben o iş bende, ben hallederim. Elif gerçekten ciddi misin sen bunu? Ciddiyim de bu kadar zamandır... Bence Furkan'ı ikna et. Efem Asuman sabrı demiştin ama asıl sabır taşı Furkan şeklinde bir yorum gelmiş chatten. Dedim çünkü o... Biz bir şey diyeceğim, bu kadar zamandır sen bir iddia üzerine mi bu kadar aşık rol yaptın? Bu şakaysa gerçekten çok kötü davranırım. Evet, canım, hoş şaka değil değilse yani. De hiç hoş değil. Yani her türlü Elif'le iletişimi bitiriyor musun? Ortalığı yıkar falan. İşte çok yakışıklı çocuk falan filan böyle. Ben de... Ben galiba hani şu sebepten dolayı, sadece şu sebepten dolayı inanmaya başlayacağım kendisine. Hani bu kadar hani uzatılacağını sanmıyorum yani. Dedim ki orası bende dedim. O iş bende dedim. Var mısın iddiaya dedi. Varım dedim. Her türlü yaparım yani dedim. Yaptım oldu. Yaptım. Yani pek bir şey hissettim sonra tabii ki. Sonra üzüldüm çünkü
yaptığım doğru bir şey değil. Ama sonuçta bir şeyler hissettiysen. Sonra üzüldüm. Dedim ki yani yapmamam gerekiyor. Çünkü çok iyi bir çocuk olduğunu gördüm. İlk onu gördüğümde hiç öyle biri olarak düşünmemiştim. Böyle çok ben böyle şey görmüşsün. Farklı gördüm evet. Dedim ki bu çocuğa bu yapılır dedim. Ama sonra tanıyınca dedim ki yapılmazmış. O yüzden üzgünüm yani. Yani peki. Ama yani hoşlandın sonra. Elif gel buraya, ne diyorsun bakayım sen? Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ay özledim sizi. Biz sizi özledik. Vallahi özledim. Biz sizi özledik. Hatta merak ettim bunlar ne oluyorlar, ne yapıyorlar, neler tartışmalar neler? Devam mı, eş değiştirmeler var mı falan diye bayağı bir düşündüm sizi yani. İyi misiniz? Çok iyiyiz. Hoş geldiniz siz de. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Sabah. İyi sabahınız. İyiyiz, çok iyiyiz. Gayet iyiyiz. Her şey yolunda. Yarı finalimiz var bugün. Evet. Evet, evet o zaman havuz başına geçelim. Yarı geçelim finalde yerlerimize zaman. Bakalım. Geçelim bakalım bakalım. Bugün bir sürpriziniz var sanırım Sabah Hanım. Fragmanda gördük. Gerçekten merak ediyorum benimkilere neler oldu, benimkiler ne yaptı falan diye devamlı böyle kafam kurdu. İlk defa Sabah Tümer giriş yaptığında çığlık atılmadı arkadaşlar. Elif'in yaşattığı şoku buradan anlayabilirsiniz. Bu konu konuşulacak mı acaba? Sabah Tümer moderatörlüğünde. Şimdi şöyle... Sabah Hanım buradayken de aynı şakayı yaparsa ben galiba gerçek olduğunu düşüneceğim. Peki Furkan'la ya yani şu dizilimden böyle değişik şeyler. Furkan Elif siz en son sevgili olmuşsunuz diye duydum ben. Furkan bugün sevgililik teklifinde bulundu. Evet. Yoksa? Dün ben kendisine demiştim ki işte biz insanlar hep sevgili olun diyorlar. İşte bu konu hakkında ne diyorsun? O da bana şunu söylemişti. Birbirimize biraz daha güvenmemiz gerekiyor demişti. Ben de bugün bir cevap vermeden önce dedim ki o zaman Furkan'ı bir kez daha güven testine sokayım, öyle cevap vereyim. Hala geçerliyse teklifi evet diyorum. Şov! Niye ayrı ayrı durdunuz? Git kızın yanına. Bravo! Beni çok kızdırdı ama Sabah Hanım. Adadaki diğer çiftimiz, diğer çiftlerimizden kızdırdı mı? Çok kızdırdı beni. Ne yaptı? Elif'in güven testi yapması bence normal değildi çünkü... Evet kanka ben de katılıyorum sana. Güzel bir sevgililik teklif ettim ona, çok şaşırdı ve bunun üzerine onun keyfini sürmesi gerekirken karşı bir hamle yaparak beni üzdü açıkçası. Dün bir ödüle gittik beraber. Orada benden bir şeyler bekledi ve çok mutsuz döndü. Şimdi o da biraz beni süründürmeye çalıştı bugün. Ha, ama bu kadar az sürdü, bu kadar az sürdü. Evet. Ay kıyamam. Tebrik ederim. Tebrikler. Bakalım gerçek aşka dönüşecek mi? İntikam alınacak ama. Korktun yani mu? Doruk sonuçta testler geçildi. Yakışıyorsunuz da biliyor musunuz? Yani geldiğiniz günden beri, daha doğrusu Furkan sonradan geldi ya... Bayağı yakışan bir çiftsiniz siz de. Teşekkür ederiz. Yani böyle bir tatlı bir yükseliş var sizden alıyorum yani. Sana ne oldu hayatım? Geçmiş olsun. Ha? Teşekkür ederim. Bu kadar elini kapıyla kırıp, bir anlaşmazlığımız kadar ne oldu? Kapıyla bir anlaşmazlığımız oldu. Oha gerçekten bir şey vurmuş lan. O kazandı tabii ki de. Kapı. Evet. Niye bir kapıyla ters düştü? Çarptım kendisine. He çarpmış çarpmış. Neyse geçmiş olsun. Teşekkür ederim Sabah. Nasıl gidiyor Güneşçe? Gidiyor ile gidemiyor arası bir şey. Oğlum kapıya kolunu çarparsın. Hani şöyle yaparsın çarptıktan sonra. Uf. Yaparsın. RP nasıldı bu arada? Maksimum 30 saniye hadi bilemedim 1 dakika sonra geçer bunun acısı. Kapıya çarpıp kolunu nasıl kırabilirsin ki? Yani sohbet ortada. Ettiğim kişi var, Yüksel'le sohbet ediyoruz ama yani
aynı zamanda arkadaşla da konuşuyoruz. Değişik şeyler oluyor, ben anlamadım. Sen nasıl ifade ediyorsun? Yükselen bu. Kapının kolu bir insanın kolunu kırabilir veya çatlatabilir, tecrübeyle sabit. Murat, Allah'tan kötü bir şey demedim. Bu finale giderkenki kurbanı güneş. Ama yemezler. Öyle bir şey var mı, yemezler? Dördüncü finale de Yüksel mi damgasını vuracak yani? Yok, Yüksel. Tamam. Bu finalde öyle bir niyetim yok. Ha, ilk üçe damgamı vururum diyorsun. Evet, evet. Sonra geri çek. Zaten geri çekil birazcık evet, da yani. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Nasıl gidiyor güneşle? Yani dün gece biraz sohbet ettik. Güzeldi, keyifliydi ama ikimiz de böyle birbirimizden tam bir etkileşim aldığımızı düşünmüyorum. Ama tekrar bir oturup konuşuruz. Deneriz. Birka? Zorlamasanız mı ya? Bizim Mandeli olan meşliğimiz bitti. Evet, Sabana. Onu duydum. Evet. Onun bitiş sebebi ne? Bitiş sebebi... Çok köklü bir ilişkiydi. Zaten tam anlamıyla bir hoşlantı, bir etkileşim hissetmiyordum. O yüzden hani meşliğimizi denemeye devam ediyordum ama... O daha çok yanına gelmemi ve ona çok iyi göstermemi istiyordu. Hayır. Ben de bu durumu... Ama bana dile... hayır diyor. Hayır mı? Evet mi? Daha dile önceki getirdi. Daha Aytun'a da aynı şeyi söylüyordu. Ben yalan mı söylüyorum şu an? Peki, daha ben yalan söylüyordum. Daha önce eski biçim olan Tuna ile ilgili bir esprimiz vardı burada. Birlikte yaşadığımız tatlı, hoş ha, bir anı. Aynısını kendisi yapmaya çalıştı aynı şekilde ilk dansımızda ve benim bu çok ağrıma gitti, hoşuma gitmedi. Kendisi Tuna ile ilgili konuşma, Tuna ile ilgili yorum yapma, Tuna ile muhatap olma deyip daha sonrasında burada gece meç olmuşuz. Gündüz ilk dansımızda bunu yapınca bu bana çok samimiyetsiz geldi ve meçimizi bitirdim. Buydu konu. Sen niye böyle bir şey yaptın? Sabah Hanım şöyle, bu durum öncesinden konuşulduğunda benim açıkçası çok komiğime gitti ve ben çok güldüm bu duruma. Daha sonra ondan bir gün öncesinde burada Hande'nin de beraber olduğu şekilde bu muhabbet geçince hep beraber güldük. Ben de bu durumu çok ciddiye aldığını bilmiyordum. Sonuçta o süreçte... Ne demiş abi bu adam? Ne dedi? Biz hala öğrenemedik bu şakayı bu arada. Tuna'nın yaptığı bir muhabbeti yaptı dediler. Orada gitti. Burada yoktum. Ama onun zoruna giden bir süreçmiş sanırım bildiğim kadarıyla. Ben bunu bilmiyordum. Böyle bir... bu arada hatamı kabul ediyorum. Bu patapatsızlık oluyor yani eski meçinin ama... O anda bir şekilde komime gittiği için yine güleceğini düşünerek... Orada onu söyledim. Gülmedi. Bu sefer gülmedi. Ben güldüm. O şey ama gibi hani eşeğe cilve yap demişler, o da gaz çıkarmış. Ama... Ancak onu diye. Ama meçin bitme olayı bu yüzden değil. Yani en azından bana bu şekilde aktarmadı. Meç bu durumdan daha sonrasında bitti. Daha sonrasından yine bu ilgi alaka mevzusu geçerken... Bu durum tam şu iki sandalyede otururken bana başka bir konu yüzünden o zaman bitsin dedi. Sonrasında tekrardan olmak istediğini dile getirdi ama bu sefer de ben istemedim. Bu şekilde ilerledi. Böyle. Sonra tekrardan olmak istediğini dile mi getirdi? Bu kısımlar bizde yok. Bizde sadece Hande'nin bitsin o zaman dediği kısım var en son galiba. Sen niye kafa sallıyorsun öyle değilse? Ne oldu? Çünkü yanlış anlatıyor. Orada dedim ki bütün gün ben şurada oturmuştum Sabah Hanım. Gecesi meçleştik. Ve meçinin yanına geleceğini orada arkadaşlarına sohbet ediyor. Ben ilgi göster demedim. Bu kadar bir sürü konumuz var. Gelip benimle sohbet etmek de mi istemiyorsun? Hani burası spor adası değil. Burası... O kısımlar gain'de mi? Biz de gain'deyiz. Siz de gain'de olmak istiyorsanız ünlem gain yazarak yani. Burası havuza girme yeri de değil. Kendisinin bir çabası yok. O yüzden ben de meçi bitirdim. 10 dakika içinde oldu bu konular zaten. Bir tutturamadın sen ya. Evet. Umarım tutturacağım ama hissediyorum. Anlayamadım niye böyle oldu. Fıstık gibisin de. Ya bir de o amaçtasın yani gerçek aşkı bulmak evet. için gelen birisin. Evet, gerçekten hazırım aşka. Bunun için tüm kapılarımı açtım. Umarım o karşımdaki de böyle tam kapılarını açmış şekilde gelir ki ben de aşk yaşayabileyim. Siz nasılsınız bakalım? İyi karşılıklar. Sabah Hanım, bizim ilişkimiz çok yoğun gidiyor. Evet, bayağı yoğun. İlişki durumu bayağı bir yoğun. İşte çıkıştı. Dün biraz bir gerildik. Sonrasında çok güzel kapattık. Rabia'ya doğum gününde vermem gereken bir hediye vardı. Zamanı biraz gecikti. Dün verdim. Bakacağım. Aa, ay çok şık. Ölümsüz aşklar demek anlamı. Öyle mi? Evet. Aa, Yusufçuk mu evet. bu?
Ay çok da aferin sana. Çok şık. Teşekkür ederim. Güle güle kullan. Teşekkürler. Şans getirsin. Yusufçuk, ölümsüz aşklar demek mi lan? Yemin ederim değil. Amin. Hediyeyi verince her şey sakinleşti mi? Yok hayır. Ondan önce biraz sakinleşmişti zaten. Çok yoğun bir kavga ettik. Bilmiyorum gördünüz mü? En son kafamdan falan topuklu ayakkabılar düşüyordu. Kafana bir ayakkabı yemişliğini duydum. Evet, hem de iki tane. Ne diyorsun? Evet. Böyle böyle mi? Yani Matrix gibi hemen bir şey yaptım böyle. Son anda kurtardım. Önemli yerlerime gelmedi tabii. Ne yaptın da? Önemli olan gerçekten bence o ayakkabıların fırlaması değil de. Önemli olan neydi biliyor musunuz? Çabuk o ayakkabıları buraya getirip bana giydiriyorsun. Du. Rabia böyle bir hamlede bulundu. Cevap ver bakalım şimdi. Ya şöyle bir şey var. Sabah Hanım hani burada... Burada hani insanlarla konuşurken ister istemez bir şey hani diyorsun mesela hayatım, canım vesaire. Ve ben bunu istemeyerek bir arkadaşımıza kullandım. Kime? Kişi değil ama burada. Yani konu kişi değil ama tabii ki de. Sonrasında kullandıktan sonra şöyle Rabia'ya bir döndüğümde gözlerinden o ateşi fark ettim. Aha dedim, geçmiş olsun dedim. Çünkü orada bir... Sabah Hanım çok fazla uyardım bu konuda. Hep dikkat edeceğini söyledi. Ama sürekli artık bu başımıza geliyor. Tavrımı net bir şekilde belli etmek istedim. Sonrasında ben de ona yaptım aynısını ve kendisinin nasıl çıldırdığını gördüm. Dedim ki benim Bebeği yükselebilir. Ya çocuk ona sinirlenmedi ki, Bebeğim deyince mi? Canım dedim. Ama bilerek yaptım bunu, Yüksel de biliyor zaten. Hoş bir hareket değildi ama sonrasında nasıl çıldırdığını nasıl gördüm. Oluyormuş. Sonra da dedim ki şimdi anladın mı duygularımı? Evet anladım dedi, teşekkür ettim ben de. Ama şöyle bir şey var Sabah Hanım, şöyle bir detay var. Ben istemeyerek söyledim. Kendisi hani bilerek yapınca hoş ama olmadı yani. Ama sen anlamamışsın, kız seni kaç kere uyarmış. Evet, evet, sen anlamayınca sonradan sana görsel olarak da bunu yaşattırmış. Evet. Mecburi empati kurdurmuş. Mecburi empati kurdurmuş, aynen evet. Çok da iyi olmuş. Sonrasında... Kolyede sor... Evet, Sabah Hanım'a anlatıldığı kadarıyla yorumladığı için hak vermesi çok doğal. Sırasına mı geldi? Evet. Sonra problemleri hallettik, dans mans ettik böyle. Güzel bir romantik bir ortam vardı. Sonrasında çok güzel bir zamanda da kolyeyi verdim kendisine. Her şeyi hallettik problemleri. Bravo. Bravo aşkım, daha güzellerini inşallah. Bu arada sizin haberiniz yok, biz sevgili olduk. Atakan teşekkür ederim Yusufçuğun anlamı için. Sağ ol. Ben zaten sizi öyle görüyordum ama tebrik ederim. Sonunda başardık bunu. Yaptık. Nasıl becerdik? Oha Sabah Hanım bayağıdır gelmiyor eve. Asuman'la Ömür'ü şu an tebrik etti. Onlar sevgili oğlu bayağı olmadı mı ya? Nerede? Nasıl ikna ettin oğlumuzu? Bir şey söyleyeceğim. Bana öyle bir sürpriz hazırlamış ki aklımı başımdan aldı. İnanılmazdı. Gerçekten. Tekneye götürdü beni. Güzel bir kolye hediye etti. Çiçekler, çikolatalar. Bir kolye. Nerede senin kolye? Ama bunun üstüne takmadı. Ha takmadı. Evet. Sonra görürüm kolyeni tam akşama. Çok güzel, çok romantikti. Beklediğimi bulduk. Şükürler olsun. Artık mutlu mesut devam. Hadi bakalım tebrik ederiz. Evet, teşekkür ederim. Siz bir hafiften bir tartışıyor musunuz orada Tuna? Nasıl? Özge. Efendim? Hafif bir tartışma mı yaşandı orada? Yok hayır. Psikolojim bozuk gibi bir ses geldi de. Hayatım mikrofon var ya her yerinde. Ya şey. Önemli bir şey değil ya. Hayır psikolojim bozuk diye bir laf duyunca bir şey mi oldu acaba yok, dedi. Yok yok hayır. Öyle bir şey yok. Hangisi dedi acaba psikolojim bozuğu? Bazen sinirleniyor bazen. Songül bu arada 3. ayını kutlamıştı. Çok teşekkürler Songül. Nice güzel aylarına. Bazen gülüyor bazen masumlaşıyor benim. Öyle dedi. Oynuyor. Hani güzel bak. Güzel ama bir şey yok. Devamlı problem bir yok hareket yani. Var. Çok güzel. Siz sevgili oldunuz. Siz gayet iyisiniz. İki tane erkeğimiz var. 3 tane kızımız var. Özge keşke bundan sonra Tuna ile full bot gibi konuşsa be. Evet Tuna. Hayır Tuna. Tamam Tuna. Hiç böyle falan filan onlar demek ki istemiyorsa öyle yapmak lazım abi. Tatlılık yapmayacak. Orada bir sevgililik teklifi, kolyeler, hediyeler, medyeler havada uçuşuyor.
hepiniz şu anda zaten tekrardan aynı şeyi söylemiş olduğunuz için hepiniz batch'inizden çok memnunsunuz. Evet. Gelelim batch olmayanlara. Tekrardan bir emin olmak için Emirhan ve Rabia devam mı tamam mı? Tabii ki de devam. Emirhan koparıyor beni ya. Furkan ve Elif. Ne desek ki bilemedim şimdi. Ne demek o ya? Ne diyor? Duymuyorum ki. Devam devam bizim de. Devam devam hadi. Bak ne güzel adam alnından öptü, sen de öpsene. Gel. Teşekkürler Sebahat, sayenizde romantikliği öğreniyorum. Siz Ömür ve Asuman. Her zaman yan yana. Her zaman yan yana. Vay 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 kız ne yaptın çocuğa? Özge ve Tuna siz? Evet, devam. Devamsınız. Evet, bildiğiniz gibi burası... Oradan ama sadece evet devam, hani her zaman yan yana veya bir alından öpme falan öyle bir şey gelmedi. Bir aşk adası, şurası bir aşk evi. Burada gerçek aşkı, gerçek aşkları arıyoruz. Şimdi iki kişiyi daha davet edeceğim. Takım arkadaşı sanki Ömür'le diyor. Adamıza, wow. Evimize. Hamle getirdin arkadaşım. Yani bilmiyorum kimin gözü ayacak. Gelin atabilmiş yanlışlık demiş. Bakalım gelsinler. Nereden geliyorlar? Gelsinler. Nerede? Tuna'nın bakışları. Bir kez su bakar mısın? Bakarım. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Hiçbir şey yok ki donate'de. Oğlum bu Esra beni trollüyor mu ya? Eyvahlar olsun. Yeni arkadaşlarımız geldi. Hoş geldin. Merhaba. İsmi? Marfa. Merhaba. Ben. Marfa. Marfa. Sen? Selena. Selena. Marfa ve Selena aramıza geldiler. Hoş geldiler. Hoş geldiniz. Artık hep beraber tanışacaksınız, kaynaşacaksınız. Merhaba, ben Marfa. Amerikan futbolu oynuyorum. 21 yaşındayım. Bu adada herkes etkilemeye geldim. Ben Selena, 21 yaşındayım. Güzel sanatlar mezunuyum. Buraya kendim gibi en iyisini bulmaya geldim. Ben seni trollemiyorum. Gaye bir şey sormuş, ben onu attı anladım. Özür dilerim. Teşekkür ederim Esuyum, sağ ol. Aramızda yeni gelen arkadaşlarımız var bugün. Onlar için bence direkt bir match olacağını düşünmüyorum. Ama... ortalık biraz karışacak gibi, bakalım. Birileri ayrılabilir, birileri tekrar meç olabilir. Görecek. Vay vay vay, Ömür Hocam'ın yorumlara bak ya. Ömür Hocam'ın mahcubiyet. Yes. Zaman içinde zaten isimleri de öğreneceksiniz. Daha da yakından birbirlerinizi tanıyacaksınız. Zaten tanımanız için biraz... Aç bitir, sen ne istiyorsun kanka, ben anlamadım. Ne istiyorsun sen? Spam yapıp duruyorum, banlayacağım şimdi. O zaman ben size süre de vereceğim. Onların hepsi hazır cepte. Hande kendini... Ya sabır. Olmak istiyor şu an. Hande! Yani mikrofon üstünde olmasa havuza atlayacak Hande yani. Hande yıkıldı. Bir şey söyleyeceğim. Hande üzüldü, okey. Yani kızlar, bekar kızlar tabii ki de kızlar gelince ama... Şimdi hani siz evet sevgilinizi ilan etmiş olabilirsiniz ama dengeler her an her daim karışabilir. Ben hissedemiyorum sabah hanım. İyisin, dik dur, göğsünü çıkar. Güzel. Öne bak, göğsünü çıkar. Hareketlere bak ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tane adamıza misafirimiz geldi, yeni misafirimiz geldi. Fakat yatak sayımız 8. Onun için... Kızlar gelince Ömer'in adaya dönmesi yok mu?
Bugün adadan bir kişiyi kızlarımızdan elemek zorundayız. Bugünkü yarı finalimizin böyle bir sürprizi var. Şaka mı bu? Surprise dedin ki bana. Surprise. Ben bu olayı kaldırdım. Şimdi sen kaldır bakalım bu olayı. Güneş sanki artık hafiften gider zo gibi ya. Surprise yani. Evet, şu anda meçhul olmayan isimleri sayıyorum. Hande, Güneş, Sofya, şu anda eleme adayları. Şimdi Asuman'cığım sen ev sahibisin. Bu üç arkadaşımızdan birini koruma altına almanı rica edeceğim. Maalesef ki iki kişi oylanacak, bir kişi de adaya veda edecek, elenecek. Kimi korumak istersin Asuman? Koruma altına alacağım. Bir dakika arkadaşlar, bir beyin değişikliği. Ya yine mi ters taktım ya? Yine ters takıyordum. Hah, düz taktım. Bir de tuvalet. Çok hızlı. Ben geldim. Yo yo yo. Yo yo yo. Hazır mıyım? Efe, bu yayında neden 1080p seçeneği yok? Çünkü ben 900p veriyorum. Kulaklığın markasını dayı Esoy biliyorsa söyler misin? SteelSeries Arctis Pro Wireless. Elimi yıkadım. Vallahi yıkadım ya. Kişi... Aslında tahminlerime dayanarak birini hiç riske atmayacağım ve birinin de adını söylemeyeceklerine emin olarak Güneş'i koruma altına alıyorum. Güneş'in adını söylemeyeceklerine nasıl emin oldun ya? Bence Güneş elenirdi ki. Neden? Neden Güneş? Adaya çok yeni geldi. Ve gerçekten burada onu meçleşebileceğim... Öyle bir şey demedi zaten. Bir daha dinle kanka. Bir daha dinliyorum. Aslında tahminlerime dayanarak birini hiç riske atmayacağım ve birinin de adını söylemeyeceklerine emin olarak... Ha. Güneş'i koruma altına alıyorum. Birinin de adını söylemeyeceklerine emin olarak dediği Sofya mı Hande mi peki? Hande'yi korurlar, Sofya gitsin diye yaptı. Ha? Neden Güneş? Adaya çok yeni geldi ve gerçekten burada onu meçleşebileceği bir erkek yoktu. Ve onu çok duygulanırken gördüm çünkü gerçekten bir aşk istiyordu ve gerçekten aşk yaşamaya gelmişti. O yüzden ona da bir fırsat verilmesi gerektiğini düşünerek kalmasını istiyorum. Ya bu fırsatta mesela ömüre yükselirse? Hayır, sanmıyorum. Eminim ben. Ha yani olabilir. Hayat bu. Sabah Hanım, sizin diliniz neler söylüyor? Yani bakacağız. Ömürden de eminim. İşte hayat tercihlerden ibaret. O zaman sen Güneş'i koruma altına almış oldun evet. Şu anda. Sofya ve Hande. Eleme adaylarısınız. Şimdi tek tek arkadaşlarımıza soracağız. Hanginizin ismi daha fazla söylenirse o maalesef ki hem aşk evine hem de aşk adasına veda etmek zorunda kalacak. Bu arada bu eğer ki bir reality show'sa, ki reality show, bence Güneş elenmeliydi. Benim dürüst görüşüm. Evet, yeni arkadaşlarımıza sormuyoruz. Ve Yüksel.
Sabah Hanım, ben kararımı şöyle verdim. Sofya, ben haftaya gitmek istiyorum demişti. Ben de onun kararına saygı duyuyorum ve Sofya diyorum. Ben tam olarak adadan gitmek istediğine emin değilim. Ben öyle düşünmüyorum. Sofya'nın kalmasını istiyorum. Hande'den yana da bir sıkıntım yok kesinlikle. Hani hiçbir şeyi değiştirmedi ama ya bu durumda bir tercih yapmak zorundayım. Hande diyorum. Ömür. Sofya'yı çok seviyorum ama konuşmalarından dolayı ve içindeki o şeyi gördüğüm için ben Sofya diyeceğim. Sofya bütün evle konuştu mu ki bu beni eleyin meselesini? Sadece birkaç kişiye falan söylememiş miydi ben gitmek istiyorum falan diye? Üzülerek söylüyorum bunu. Osman. Ben de çok üzülüyorum. Tabii ki bu durumda birinin ismini söylemek her geçen gün daha zor olsa da Sofya'nın ben burada aradığı mutluluğu bulamadığını ve gerçekten kendi hayatında daha mutlu olacağını düşündüğüm için Sofya diyorum. Özgeciğim, o bunu istediği için Sofya diyorum. Ben de duydum onu. Sürekli gitmek istediğini söylüyor. Hani gitmek isteyen birine de kal diyemezsin. Ben de Sofya diyorum. Ben de Sofya. Sofya bence bu arada bunu öylesine söylemişti. Ama herkesin kolayına geldiği için seçim yapacaklarına. Sofya zaten gitmek istiyordu. Sofya dediler. Sofya da harbiden güme gitti yani. Beni gönderin dediği için Sofya. Evet Emirhan. Şöyle bir detay var. Burada Hande'nin kalması gerektiğini düşünüyorum. Kendisi daha çok hak ediyor bence Sofya'ya nazaran. Bu yüzden Sofya gitsin istiyorum ben. Ya Emirhan. Sen? Yalandı öpücük var ya. Hande'nin aşkı bulacağına inanıyorum ve Sofya diyorum. Sofya'nın bulacağına inanmıyorsunuz yani. İnanmıyorum Sabah Hanım. Aa. Ben Sofya'nın aşkına inandığım için yolluyorum bu ben arada. Ben de inanıyorum. O acıyı onu yaşamasını istemiyorum. Aşkı bulacak bir gün ama burada değil bence. Sorun burada bulacağına inanmadığınız için Sofya'yı gönderiyorsunuz. Aslında buldu ve daha fazla onu yaşamasını istemediğimiz için tek taraflı buldu. Ha. Ona buldu denmez. Ben şunu da anlamıyorum Sabah Hanım. Madem yükseli bu kadar yoğun, ben kendisine söylemiştim bu durumu. Bekle biraz, sabret demiştim. Belki tekrardan aranızda bir şeyler gerçekleşir demiştim. Ama o beklemek yerine... Yüksel'in hiçbir şeyden haberi yok bu arada. Belki tekrardan aranızda bir şeyler gerçekleşir demiştim. Ama o beklemek yerine güneşi arasını yapmaya çalıştı. Ben burada inancımı yitirdim. O yüzden... Belki de şey yapmak istedi. Neyse ben sana söz vereyim. Sen kendini savun. Bu benim kendi yöntemimdi. Onu başkasıyla birlikte görürsem en azından düşünmeyi bırakırım açısından düşünüyordum. Ama bu da olmuyor. O yüzden de zaten arkadaşlarımla da bunu konuştum. Hayatım final gecesinde sana yapmadığını bırakmadı. Bir de üstte birinde görmene ne gerek var yani? Ben de bana rahat hissettirmek için hani bak böyle bir şey var yani bir şey hissediyorsan ya da bir şeyden etkileneceksen Yüksel sana gelirse daha rahat ol dediği için bunu dediğini düşünüyorum. Yani biraz metanetli davranmaya çalıştım ama duyguları vardı. Duyguları vardı ama sana da önüne geçmek istemedi seninle yani. İstemedim çünkü bu doğru bir şey olmaz. Anladım. Evet Furkan. Sofya diyorum. Onu da çok seviyorum. Ben de Sofya'yı çok seviyorum ama burası bana iyi gelmiyor dedi. O yüzden Sofya'dır. Evet Sofya'cığım gördüğüm kadarıyla... Lan Birkan sen niye gidip orada dikkat çekip Hande'ye oy verdin? Şimdi Hande ekstra kurulacak yani ona bir ne ya? Ya sende böyle bir hüzün var, bir gözyaşları var ama bir taraftan da için için gittiğinden dolayı memnunsun anladığım kadarıyla. Çünkü... Bu duygular öfkeye dönüşmeye başlıyor ve ben öfkesiyle baş edemeyen bir insanım. O yüzden arkadaşlarımın kararları için çok teşekkür ediyorum. Kimseye bir kırgınlığım, dargınlığım yok. Olması gereken bu. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Tatlı pembe saçlarınla, dövmelerinle aşk evimize renk kattığın için. İnşallah gerçek aşkı dışarıda bulursun. Burası olmadı maalesef ki. Yüksel'den de çabuk geçersin.
Umarım görmezsen daha hızlı geçer gibi. Aynen. Onun için orada bir problem yok. O zaman seni eşyalarını toplamak için böyle yukarıya doğru alalım. Görüşürüz. Daha sonra arkadaşlarına vedalaşırsın. Çok teşekkür ederim. İyi bak kendine. Tatlım. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Vereyim mi müziği? Ama sonra YouTube'da telif yiyoruz ya. Müzik de ama müzik de hiç olmamış harbiden ya. Ne yakışır buraya? Ne yakışır buraya? Ne yakışır buraya? Gerek yok diyenler var. Bulamadım. Bulamadım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Aynen. Abi dramatik bir an falan koysanız ya şuraya. Yarı finalde elenme aslında kimse beklemiyordu ama ben artık bekliyorum çünkü her an her şey olabiliyor burada. Onun için daha dikkatli adım atıyorum. Hatta Meçime de daha dikkatli adımlar atıyorum. Sofya'nın gitmesi üzüldüm evet ama biraz böyle sorun yaşayacağını düşündüğüm için biraz da gitmesini istediğim gibi sanki içimden çok fazla sorun yaşamasın diye. Evet kızlar, şimdi siz adaya yeni gelmiş olduğunuz için buradaki arkadaşlarınızdan yani erkeklerden seçeceğiniz iki kişiyle ilk başta, iki iki yani, baştan tanışıp vakit geçirme durumunuz var. Sen kimi seçersin adadaki iki erkeğimizden? Aa, buradan herkes göremiyorum. Şimdi bir karşıya bak, orada seçeceğin var mı? Match var orada. Match var orada. Seçemem. Olsun, match'ten de seçebiliyorsun. Ben sana match'i seçiyorsun demiyorum. Değil. Tanıyacağım birini seçeceksin okay. diyorum. Burada nasıl? Da işte Tuna'mız var. Ömür. Görmem gerekiyor. Yapma böyle. Böyle saçmalık yapma. Sinirleniyorum. Aha. Hayır, sinir ediyorsun beni. Gitmeyeceğim zaten. Siyah tişörtlü istiyorum. Yüksel, buradaki kendi siyah mı? Evet. Tamam, Yüksel. Evet, bir tane daha. Bir erkeğimizi daha. Gel, gel. Buna zannettim bir an ha. Sarıl, gel. Gel, elimi ben göstermeye çalışıyorum. Ama seçebilir, öyle bir şey yok Özge. Seçebilir, hepiniz aynı şeyi yaptınız zamanında. Bir de o. Evet, bak işte böyle yaparsan böyle o. Tunacığım sen gel. Sarıldım. Sarıldım gene aldı. Evet, Tuna ve Yüksel'i seçtin. Eyvahlar olsun. Tuna da, Tuna zaten yavaştan sıkılma dönemine girmişti. Sen kimi seçiyorsun? Tuna ve Yüksel'i de seç, sen de seçebilirsin. Onunla konuştuktan sonra sen de konuştular. Ben şöyle bak bakalım etrafına. Birkan, ben memnun oldum. Evet, ben de memnun oldum. Birkan. Bir de... Karşıda da erkek. Bak, Emirhan var. Asuman neden böyle yapıyorsun ben şimdi şu anda? Şey ben yapmıyorum. Ömür var diyor muyum? Diyebilirsin. Diyebilirsin. Demem ama. Ben buradayım. Bir de
Siyahlı saçı bağlı. Siyahlı. Çok sağlıklı. Furkan bana bir söz vermişti. Ben yerine bir getireyim. Hayır, hayır, gel, gel. Şaşırdı iyice bence. Gel. Hadi Furkan. Furkan ve Birkan. Okey, o zaman adanın sahipleri diyeyim, ev sahiplerinden. Çünkü onlar daha uzun zamandır burada. Yüksel, Birkan, Tuna ve Furkan iki gelen hanım arkadaşımızla tatlıca vakit geçirip ilk başta birbirinizi tanımaya çalışacaksınız. Daha sonra da zaten herkes birbiriyle kaynaşır. Hepinizi öpüyorum. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Rabia şakamalık bir durum yok ki. Asuman durup dururken Rabia'ya bulaştı. Bay bay. Görüşürüz. Müzik ne oğlum? Toygar Işıklı mı yaptı bunu şarkıyı? Neyin terbiyesizliği bu? Ne terbiyesizliği? Gerçekten iyice şaşırmaya başladın ha. Ağzını topla, tamam mı? Ne terbiyesizliği anlamadım. Senin yaptığın terbiyesizliğe bir şey demiyoruz ya. Bir kapıda şahit edildi mi? Gelir evet. Misin? Aynen. Sen İstersen sen de yalayabilirsin. Bırak ya. Terbiyesiz. Bak. Devam, ay devam. Çok senden terbiye dersi alacağım. Az sen, kaldı. Cümlelerle devam et sen. Ay gerçekten çok ucuz olmaya başladı bunlar ya. Sen de yanağını bir sil be oğlum. Şurada bir sert bir mevzu oluyor. Konuşamıyor da. Konuşabilse tartışacağım. Ya Asuma sen nasıl bir düşmansın ya? Hemen buldum hemen. Aşkım sen. Kalbim ya. Hayır oğlum çıkmaz onlar yapma. Hayır, sen çıkar, niye? Çıkar. Bir dakika bir şey diyeceğim. Evet. Tamam. Bir şartla yazdıracağım. Vallahi da söz kıpırdamayacağım da. Asuman Hanım yazacağım mı Ömür'e? Hadi kabul etmesin. Kaybedersem yazarım. Öyle bir şey yapmadılar ki. Kaybedersem yazarım. Ben kaybedersem yazarım. Şimdi elini indir. Tamam. Alnına Elif mi yazacak? Yıkacağım zaten şimdi. Elini indir tamam. O kız bunu görecek tamam, ondan sonra yıkarsın. Oha. Oo. 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 Nasıl terlemişse yazmıyor kadın. Abi ben eziyet çekmeye mi geldim buraya? Aşk aşamaya bak. Bakayım, bir böyle kaldı. Ay, sakın silme. Gel bir şey söyleyeceğim. Gel şöyle gel bir saniye. Gel bir şey söyleyeceğim. Kanka gel. Geri otur. Dur tam çekemediler. Abi sen de çek. Sen de çek. Bence çok karşına yakıştı. Karşına da böyle çıkmazsan. Bence çok yakıştı kanka. Ha böyle bilmeden oturacağım önce, tabii bu. Bilmeden önce böyle çıkmazsan. Tamam şuradan geçerim görsün. Ay çok iyi. Duydun Tuna değil mi yaptığını? Neyin şeyi bu terbiyesizliği? Çok gereksiz bir şey değil miydi? Ya bırak ya tamam. Bırak. Asuman'ı duymadın mı aşkım yaptığı gereksiz ha şeyi? Arkadaşlar Rabia tabii ki uzatacak bunu yani. Bir, haklı. İki, zaten uzatıyor her zaman. Haksız olsa da uzatıyor. Bir de bu sefer haklı yani. Şöyle. Şimdi burada ne tür oyunlar oynandığını tam olarak bilmediğim için ve belki yarışları daha kolay kazanabiliriz diye ama kazanırken de daha iyi anlaşabiliriz diye şu anda seni seçtim. Ayrıca gözlerin çok güzel. Seninkiler de çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim. Yani atletik oldum şimdi. Aynen. Çünkü burada ne çünkü şu anda kazanmamız da gerekiyor. İlk bakışta şu an drama yapmayacağım. Gerçekten öyle oyunlar oynanmıyor bu arada. Biz de çok bekledik Survivor'ımsı oyunlar oynansın falan filan diye. Okay. Ama ben, bu zamanla daha farklı bir şeye de dönebilir yani. Ben şöyle bu mantıkla düşünerek. Burada Mitch'in olmasa da
Zaten biriyle bir yarışmaya katılabiliyorsun. Ama şu anda öyle istedim. Tamam, yani direkt okay. Aralarında da seni seçmek istedim. Öyle oldu. Ne tür spor? Ne genellikle fitness. Fitness, basketbol. Okay. En son burada buldum kendimi. Çok başarılı ilişkilerim olmadı. Dedim biraz da şansımı burada hiç böyle düzenli gittiğin bir maçın oldu mu? Şöyle bir düşüneyim. En uzun Sofya ile oldu. Bir hafta oldu. Sofya şu an elenen. Hanımefendi. Okey. Onunla yürütemedik. Bir şey hissettin mi? Hayır, hissedemedim işte. Benim de sorunum o biraz. Yani bir şey hissetmediğimde çok duramıyorum yanında. Çünkü burada çok uzun süre vakit geçiriyorsun insanlarla. Hı hı. Ve bir şey hissetmediğinde, en azından heyecanlanmadığında bu iş hiç yürümüyor. Keyif almaz bir hale geliyorsun. Bir noktada yaptıkları batmaya başlıyor. Sofya ile öyle oldu. Sofya'dan... Ben Yüksel'in genel olarak heyecanlanamadığını düşünüyorum. Yani kişiden bağımsız olarak. Zaten heyecanlanabilir bir surat ifadesi yok genelde. İlk başta etkilenmiştim. Sonra yürümedi. Ayrıldık. Bir dik öyle başarısız daha içim oldu. Biraz heyecan arıyorum ben ilişkilerimle. Olur. Sen niye öyle dedin? Ya, bir hafta falan oldu. Emirhan boş falan. Espri boş yaptı ya, bilerek yaptı. Hayır, karşıda Emirhan şeyi vardı. Şeyi söyledi ya, gruptayken. Kötü bir şey demedi kız ya. Emirhan boş mu demiş? Hayır, ne bileyim, Emirhan'ımız da var falan dedin ya. Hayır, dedim ki bak Emirhan da var dedim. Emirhan var! Asuman neden böyle yapıyorsun ben şimdi şu anda? Bakıyordu kız kime seçsem diye, bakınıyordu ben de. Bence şaka hiç doğru bir şey değildi. Ne alakası? Dün... Bu Tuna beni var ya, şoktan şoka sokmaya başladı ha. Oğlum 35. bölümden sonra Tunacı mı olacağız abi? Dün Rabia'nın bana diz çök demesi ona şey onun yanında doğru mu? Hiç doğru bir şey değil. O onların arasında miydi? Bence siz karışmayın günlerdi, kanka. Onun da yaptığı şeyleri görmediniz. Bugün hiç konuşmuyor ha. Yani? Rabia'nın niye yaptığını pek konuşmadınız şimdi. Ben evet. Rabia'nın yaptığını her zaman yürüne vurdum. Ya bırak Allah aşkına. Evet. Bana yaptım. Neler söyledi? Ben orada ne durumda düştüm, ne kadar üzüldüm, ağladım. Hastalığına konuştu. Bir kelime ettin mi Rabia'ya? Dürüstçe söylüyorum. Şey hastalığından demediniz. Konuştu diye kavga ettim kızla burada. Sen Özge'ye de dedi diye yaptın bunu. Özge'ye olduğu için burada. Özge'ye de salladı. Toplu bir şekilde. Ben hepinizin adına tartıştım onunla. Sadece Özge için benim değildi yani. Benim tartışmana gerek yok. Bırak onu dersin. Ben karışmıyorum artık. İstediği gibi yapabilir ya. Onun oynadığı gibi oynasın. Ben karışmayacağım ondan sonra. Ne yapıyorsa yapsın. Oynamıyorum ben. Üç defa espri terbiyesiz yaptım. Dedi arkasından. Emir duydun mu sen peki onu? Üç defa terbiyesiz kullandı buradaki. Onun kelime. Zaten ben her zaman yüzüne söylüyorum. O şekildeki üslubu doğru değil. Bir kullandı, iki kullandı, konuşmadım. Üçünü dedim ki artık ağzını topla. Hani. Benim birkaç ilişkim oldu. Ve hepsi üçer dörder sene falandı yani. Üçer dörder sene. Evet. Hayal edin. Ben de uzun ilişki insanı olmak istiyorum artık. İnşallah olursun. İnşallah olursun. Göreceğiz. Yani kıskançsın. Belirli bir noktadan sonra. Belirli ya şimdi kıskançlığın belirli noktaları var. Bir sınırı geçiyorsa anladım. Bir durumda hem kıskandığım kişi hem o kişi yani. Lisedeki ilişkisini falan da koymuştur ya. Benim erkek arkadaşım kesinlikle bunu o hani. İnan çok kötü şeyler yaşanır yani. Anladım. İnan çok kötü şeyler yaşanır. Diğer türlü tabii ki tatlı tatlı kıskançlıklar. Hoş, kıskanılmayı da severim. Ama darlanmaya yemin ediyorum hiç gelemiyorum. Ben de gelemiyorum darlanmaya. Allah illallah. Yani. Mıçmış mısındır peki? Hı? Mıçmış mısındır? Yok, Allah'a emanet, hiç sevmem. Güzel. Yani çok yerinde anladın. Aynen, her şeyin çok yerinde olmasını istiyorum ve öyle yaşamak istiyorum. Efe dayım hatırlarsan bir ara Sayın Gar görevlisiyle Big Bro izliyordunuz. Bayağı da komikti. O zaman sen bir esprin var zamanı gelince yapacağım demiştin. O espri neydi hiç duyamadık. Kanka boş ver ya. Görmüyorum yani hep de böyleydi. Merhaba selam Tuna ben. Merhaba. Öncelikle seni neden seçtiğimi merak ediyorsam aslında seçme gibi bir... Şu anda Yüksel'le konuşan abla Rabia'yla ters düşerse kafes dövüşü tarzı bir şey izleriz gibi geliyor. Göreceğiz bakalım. Evdeki genel tavırları merak ediyorum ben de. Amacım yoktu ama... Yok problem değil. Kız arkadaşın olduğunu gördüm. Evet. Daha mı şey oldu? Hayır hiç uyum değildir. Evet. Fakat... Ne demek istediğimi anlıyor musun orada ne yaşandığın o anda? Bakıyorum etrafıma ama ben baktıkça daha bir şey.
Aga be. Oradan baktıkça daha bir şey. Ben böyle şeylere saygı duyuyorum genelde ama ilk sefer zaten böyle bir amacım yoktu. Anladım. Sana karşı da kötü bir niyetim yok. Yok, kötü bir niyetim neden olsun, asla düşünmüyorum. Ayrıca güzel vücudundan dolayı oyunlarda başarılı olabileceğimizi de düşündüğüm için. Oyun kaybetmedim zaten şu son 4 gün. Okey. Bunun da etkisi var. Selena, sana gelmeden önce buraya Survivor gibi bir şey mi anlattılar? Çünkü eğer öyle anlattılar, sana oyun geldikten sonra bayağı şok olacak. Onun dışında o kadar. Yani şu an seçebileceğim iki. En son çünkü erkekler ters simide bindi. Kızlar iple onları çekti. Kişiyi seçtim. Yok, yani güzel seçim. Seçmene sevindim tabii ki. Şarkının alakaya yine bak. Seçebileceğim iki kişiyi seçtim. Yok, yani güzel seçim. Seçmene sevindim tabii ki. Çok zeki bu arada bence Selena. Selena. Nereden çağırdın? İnanılmaz zeki bir kadın. Bak görürsün, Yüksel söyledi ders. Ne zaman konuştun lan? Ha, sen gel, sen geldin. Durum giderdi biliyorsun. Alan gelecek mi? Gelecek Çetim. Şey, bir bölüm daha izleyeceğiz, ondan sonra Alan izleyeceğiz. Ya helal olsun. Hani ben... Nasıl bakıyorlar? Benim elimin değdiği gidiyor ya. Kanka değil mi? Lütfen. Sende ne varmış ya? Ya sorumum. Ya ben aslında ben sabahım falan diyor ya, bunların hepsi talihsizlik. Ya benim 3 meçim vardı. 3'ü de buradan gitti. Sen onun kendi kısmetini kapatmış. Sabahını söylemiyor mu sanıyorsunuz sanki? Işte, ben bunlar... buradan gidiyor, kızlar konuşmayacak. Buna VTR verilmesin diye 3 kelime kullanıyor. Evet, tamam, hayır. Aslında Yüksel'in hiçbirine dahli yok. Olay kendi kendine geçebilir. Ya evet, kendi aslında kendine öyle. Evet. Ben gitmedim, Selena beni gönderebilecek potansiyelde ama. Gerçekten. Sizin tarafı iyi seçiyor ya. Bu sefer o olmayabilir, tam tersi olabilir. Sana bir şey diyeyim mi? Az önce de aynı şeyini söyledin. Hani birinci olmayacağım, hiçbir yerde durmayacağım. Emin olabilirsin bundan. Yani güzel bir iddia. Umarım birinci olursun. Tamam kanka, vermeyecekler VTR. Tamam ya Tuna. Bu sen değilsin abi. Bundan. Yani güzel bir iddia. Umarım birinci olursun. Yani... Oluruz belki. Dur şu an dur. Şaka yapıyorum ya. Yok yok, problem değil yani. Dur şu an dur, kameralar çekiyor. Birkan, seninki tepki oyu muydu Hande'ye? Hı? Seninki evet, tepki kanka, oyu muydu Hande'ye? Farkındaydım zaten. Ama hayır, Hande'ye tepki oyu değildi. Meçi olup da sen dedin ya şimdi, öyle davrandığı için seçtim belki. Okey, meçi ol. Mesela karşıdan da seçebilirdim, tamam mı? Seçmedim çünkü herhangi bir hamle görmedim. Neden? Kızlar özgüvenli çünkü herhangi bir hamlede bulunmuyorlar. Çünkü eşlerine güveniyorlar, anladın mı? Ama bu hareketler güvensizliği gösterir ve bu ilişkide dinamiklerin sağlam olmadığını gösterir. Bu sürekli bir şey kanıtlama. Ben saygı duyuyorum, siz ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama bu benim tamamen kendi düşüncem. Bunu varsayarak ve biraz da öyle esprisine yapmak istedim aslında. Anladım. Sen bayağı burada kaos yaratacakmışsın gibi geliyor yapma, bana. Yapma, kötü biri değilim ben. Gerçekten. Kötü biri olduğum için. Eğlenmeye çalışıyorum. Keyif almaya çalışıyoruz. O kadar. Evet, farkındayım. Yanlış mı düşünüyorum? Yok yok, doğru yerinde düşünüyorum. Yerinde olsan sen ne düşünürdün? Yani sen gerçekten geniş kapsamlı, özgür düşünüyorsun. Bu güzel. Okey, gelseydin beni seçer miydin? Yani şöyle... Seçerim tabii, neden seçmeyeyim? Güzel bir hanımefendisin ama ilk gelseydim. Yani şöyle, seçim durumu bayağı bir yoğun. Yani seçeceğim iki kişi... Ya of, bu soruları sormak için şey yapmayı cevaplamak istemiyorum. Kalacak. Aramızda kalmıyor burada hiçbir şey. Tamam, sonra çıkıyor. Yok, seçerdim tabii ki. Yani neden seçmeyeyim? Herkes güzel, herkes şey. O anki ruh halime bağlı. Senin gibi. Okey. Seninle tanışmak güzeldi. Seninle de tanışmak güzeldi. Memnun oldum. Tuna yine bir hata yapabilir. Kankamço. Benim gözümde yeni gelen arkadaş. Kankamço, hoş geldin. Hoş buldum, kolay gelsin. Ne yapıyorsun itici lord?
Tamam, o zaman haberleşiriz. Tamam. Arkadaşlardan Serena biraz ilgi çekmeye çalışıyor ve Tuna bu tuzağa düşme ihtimali yüksek olan bir arkadaştı. Yan yana geldiler, gördüm iki defa. Büyük ihtimal Tuna her an bir... İzlemeyeceğim Saracığım. Yarına herhalde bakacağım videosu. Bir hataya sürüklenebilir. Dur. Biz burada 3500 kişiyiz. Sen gelip neden ortalığı karıştırıyorsun kardeşim? Senin halı sahan bizi bağlamaz. Şimdi git ve ayakkabımı giydir bana demiş bir kardeşimiz. Efe yayınlara başladığında Insta'dan story atar mısın demiş bir kardeşimiz. Insta'dan story atmak yerine sevgili dostlarım, yayın güncelleme kanalımız var. Orada tamı tamına 14.500 kişilik geniş bir aileyiz. Sen de neden bize katılmıyorsun? Teşekkürler. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. O zaman şimdi ne zamanı? Aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.